Dünkü basın toplantısını düşünecek olursak, taktik planlarınızı çok açık etmek istememiştiniz. Ama bugün Arda Güler'le ilgili konuşurken 15 yaşında da olsa bir insan yetenekli olabilir demiştiniz. Bugün arkada üçlü bir dizilimle oynadınız. Bu acaba zaferi getiren kilit şey miydi? Bazen beşli savunma yapıyoruz. Ve orta sahaya geçip daha sonra savunmaya dönen oyuncularımız olabiliyor. İki hat arasında geçişken oyuncularımız olabiliyor. Ve buradaki seçenek o süreyi durdurmak üzerine yapılan bir tercihti. Ve topa hakim olmak adına pas hatlarını kesmek için ek bir savunma oyuncusunu kullandık ki fullbackleri de devreye alabilelim. Ve bunu yapabildiğimiz takdirde topa biraz daha hakim olduk. Bir fazladan oyuncumuz olmuş oldu bu pozisyonlarda. Topa biraz daha fazla ve iyi hakim olmak adına ilk yarıda bunu yapabildik. Ama yavaş yavaş biraz daha az yapabilir hale geldik. Dolayısıyla ben gurur duyuyorum. Takım ruhu gösterdi. Ciddi bir takım ruhu gösterildi sahada. Bundan gurur duyuyorum. İstisnai harika bir şey bir teknik direktör olarak siz bunu sahada gördüğünüzde. Formasyonun ötesinde, oyun maç planımızın, taktiklerimizin ötesinde bunu görmek çok çok önemli. Bunların zaten hepsini yapmıştık. Çok erken bir gol bulabildik. Avusturya bu turnuvada en fazla gol atan takımlardan birisi, en az gol yiyen takımlardan birisi ama biz iki gol bulabildik duran top pozisyonlarından. Tabii ki bundan çok büyük gurur duyuyorum. Bugün Türk yüreğini sahada gördük. Benim de bu ülkeyle ilgili sevdiğim şey zaten bu.